sizi tüm dünyayı saran, ülkelerin ve insanların kaderleriyle oynayan sanal ahtapotun ülkemize uzanan kollarını kesmeyi kendilerine görev addeden vatanseverlerin hikayesidir. Bıktım şu işinden. Tek sen mi varsın bu işte? Ben senin işine karışıyor muyum? Benim işimle senin işin bir mi? Senle benim arama hep işin giriyor. Bak Filiz, daha önce de konuştuk. Bu bir iş değil, bu bir misyon. Biliyorum. Hayatını tehlikeye atacak işler yapıyorsun. Peki sana ne demeli? Araştırmacı gazetecilikte. Sen de tehlikeli işler yapmıyor musun? Ama gazeteciliğin özü bu. Yani çıban başlarını ortaya çıkarmak. İşte benim misyonum da o çıban başlarını ezmek. Doğan, beni kaybetmek pahasına mı? Ya nereden ne çıkartıyorsun? Ben gidiyorum. Gelene kadar sakinleş. Oldu mu canım? Gidemezsin. Her gece beni yalnız bırakıp gidemezsin. Filiz, uzatma. Uzatma mı? Uzatma mı? Haklısın. Çok uzattım. Gelme bir daha. Uzatmışım. Kısa keserim ben de. Oh,
Of. Efendim. Alo Filiz, kızım sen manyadın mı? Sağ ol, ben iyiyim. Sen nasılsın Sibel? Bırak bunları şimdi. Sen ne yaptığının farkında mısın? Yine ne oldu? Yayın müdürü köpürdü. Gönderdiğim iyi dünkü yayınlanan köşe yazını. Yarınki yazın nerede? Olamaz. Olur olur. İşle aşkı karıştırırsan her bir şey olur. Bak maillerine ne yolladığını görürsün. Tamam tamam. Az sonra yollarım yenisini. Tamam, elini çabuk tut. Doğan'a da selam söyle. Tamam. Doğan'ı da görebilirsem söylerim selamını. Of. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Allah kahretsin. Şu an boş koridor görüntüsünü güvenlik kamerasına verdik Doğan abi. Steve şu an kör noktada. Bir daha bak. Bakıyorum Doğan abi. O da boş. Neredesin be adam? Neredesin? Suat, biraz kamerayı sağ sol yapsana. Hala kadrajımızda değil. Nerede bu adam? Bulduk. Adam şınav çekiyor. Ne? Şınav çekiyor. Ha, bu arada laptop yatağın üzerinde. İşleme başlattı Doğan abi. Lanet olsun, sus, gelen var. Tamam. Ya hayat, niye bu kadar erken çıkardın beni ya? Ya sırası mı, günü mü ya? Evet, değişiklik var mı? Abi hala şınav çekiyor. Plan dahilinde işliyor efendim. Yani otele girildi. Sanırım. Ne demek sanırım? Girildi mi, girilmedi mi? Efendim, en kısa zamanda size net bilgi vereceğim. Müzik
5 dakikadır banyoda. Çıkacağı benzemiyor. Okeydir, serbest. Tamam, içeri giriyorum. Ben yardıma gidiyorum. Saçmalama Fuat. Otur yerine. O halleder. Beni emretmişsiniz efendim. Evet İnan. Sızıntı operasyonu başarıyla bitmiştir. Steve Kod adlı casus etkisiz hale getirildi. Bu durumda hemen buluşma noktasına gidip emaneti alabilirim. Ben de bu yüzden seni çağırdım. Buluşma noktasının yeri değişti. Bir an evvel bu adreste ol. Efendim? Evet İnan. O nasıl efendim? Ufak bir kaburga kırıyor. Doğan sağlam kaledir, kolay yıkılmaz. Ankara'nın göbeği Ulus'taki Anafartalar Çarşısı'nın giriş kapısında patlayan canlı bomba 7 kişinin ölümüne, 80 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olay organize. Efendim, gerekli incelemelerimiz son hızla sürmekte. Yakında yeni veriler elde edeceğimizden kuşkumuz yok efendim. Olmamalı zaten. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Doğan bir süredir aramızda yok. Aa, iyileşmedi mi daha? Oho, o da yaşlanıyor artık desenize. Eskiden olsa. Hanımlar, terör örgütlerinin bu Anafartalar Çarşısı benzeri katliamları bir daha yapmamaları, hatta yapmaya teşebbüs bile etmemeleri için yorulmadan, usanmadan çalışmalıyız. Şunu unutmayın ki en ufacık bir gaflet halinde olmamız, avını sokacak yılan misali terör örgütlerinin iştahını kabartır. Bu yüzden onların iştahını kesmek en öncelikli görevimiz. Yılanın başı ufakken ezilmezse ileride zehri keskin olacaktır.
Toplantı sona ermiştir. Şimdi herkes görev yerine. Fuat! Fuat! Sonunda başardım. Nihayet çalıştı. Ciddi misin? Kalk bakayım. Harikasın Fuat. Bu yeni icadın bizi köşe edecek. Yerimiz tespit edilebilir. Henüz o kısmını halledemedim. Yeni geliştirdiğim virüs programını yolladım. Şu an nette de dolaşıyor. Artık senin bu icadın ve benim programımla merak ettiğimiz birçok veriyi yakalayacağız. İstediğimiz her konuda bilgi bize kendiliğinden akacak. Gel. Efendim, verilerimize yasa dışı... Olacak iş değil, engelleyin hemen. Denedik ama başarısız olduk efendim. Ne demek başarısız olduk? Yeri tespit edin hemen. Emredersiniz efendim. Ya işte bu harika. Hemen yakaladığımız diğer bilgileri de yollamalıyım. Hadi, hadi çık şuradan, yakalanabiliriz. Yerimizi tespit ederlerse başımız büyük bela... Az kaldı. Şu dosyayı da yollayayım. Hem virüs programı etkin. Ne endişeleniyorsun ki? Yalnız sorun şu ki... sen o virüsü yollamadan ben bağlanmıştım dostum. Gel. Efendim, yer tespiti yapıldı. Neresi? Orta Doğu'dan efendim. Yetersiz. Tam bulun. Efendim, bir tür virüs bulaştırmışlar. Uydu yeri bulmakta zorlanıyor. İlk yer olarak Antarktika'yı gösteriyordu. Sistemimizde yüklü olmayan bir virüs efendim. Çözemiyoruz. Zorlanıyoruz. Ne kadar sürede bize kilitlenirler? Çok değil. O zaman çıksana kardeşim. Gel. Yer tam olarak tespit edildi efendim. Türkiye. Türkiye, İstanbul. İstanbul mu? İki saattir yakalanacağız dedik değil mi? Sana çık dedik değil mi abici? Kestim işte uydu bağlantısını. Telaş etme. Tam bulamamışlardır. O dosyayı bizim istihbarata da yollamalıyım. Ya güzel abicim ya. Başımız belaya girecek ya. Bağlantı kesilmeden önce karşı bir dosya gönderildi efendim. Virüs taramasından sonra incelemeye alın hemen. İstanbul'daki ajanlarımızı ve bağlantılarımızı devreye sokun ve bilgilendirin. Şu işin arkasında kimler varmış ortaya çıkarırız. Emredersiniz efendim. Bu Ayten denilen kadın. Ancak bu veriler perde arkasının daha derin olduğunu gösteriyor efendim. Şimdilik onu uzaktan takibe devam edin. Dokunmayın. O kirli ticaretin arkasındakiler de tespit edildiğinde operasyona geçeriz. Anlaşıldı efendim. Gizemli kaynaktan yeni bilgiler efendim. Ne derece doğru hemen araştırın. Sağlamlığını teyit ettikten sonra bana haber verin.
Baş üstüne efendim. Şu gizemli kaynak nasıl bulunamaz? Bilgiler her seferinde dinamik bir IP adresinden yollanıyor efendim. Bunu yollayan ya da yollayanlar ya büyük bir teşkilat ya da işinde çok uzman bir hacker. Birimden bir grubu sırf bu iş için görevlendirin. Kimliği tespit olan diğer hackerlara sorun, araştırın. Bu kişi ya da bu kişilere mutlaka ulaşılacak. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. O bağlantılar doğru bir bağlantı. Aleykümselam kardeşim. Bu sabah Kapıkule'den geçtim. Gümrükte mi? Hayır, bir aksilik olmadı Allah'a şükür. O bölüme bakmadılar bile. Almanya'daki kardeşlerimizin selamı var sana. Evet, evet. Emanet Halit'te. İlk İstanbul'a, sonra da diğer bölgelere uğrayacak. Ben de İstanbul'a dönüyorum. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol beyim. Ne oldu? Su mu kaynattı? Ya anlamadım ben de, bir arada var ama. Şunlara baktık mı? Baktım. Şimdi bekle biraz. Sonra bir daha çalıştırırız. Dışarıda bir şey yok değil mi? Yok. Sürüklerim. Ne de var? Geldim hadi. Hadi hadi. Kazan mübarek olsun kardeşim. Anladım. Allah'a emanet ol. Ne olmuş? Zübeyir vermiş mi emaneti? Evet. Planlanan yerde vermiş. Halit yola çıkmış abi. İlk buraya, İstanbul'a gelecekmiş. Güzel. İsmail, GPS'i devreye sok. Tamam abi. Uydudan adım adım takibine başlanacak. Problem mi var? Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Birden ekran dondu. Hallederim şimdi. Dosyadakiler bizim iflas etmek üzere olduğumuzun resmidir. Uyuşturucu trafiği, kadın ticareti neredeyse sıfır. Haraç gelirleri yok denecek kadar az. Örgütümüz böyle mi destek görecek? Efendim, istihbarat birimleri ve emniyet bize göz açtırmıyor. Çınar Bey bizim önümüzü iyice tıkadı. Çınar Bey, Çınar Bey. O bizi sıkıştırıyorsa o da sıkışacak. Mali destek sağlayamadığımızdan örgüt kan kaybeder. Kuzey Irak operasyonu birçok yoldan kolumuzu kanadımızı kırmış durumda. Yurt dışındaki dostlarımız da gidişattan hiç memnun değiller. Efendim, sempatizanlarımızın desteğiyle önümüzdeki 1 Mayıs'ta tüm yurtta kargaşa başlatılacak. Bana bilmediğim bir şey söyle. Efendim, sağlanan kaos ortamında basın ve yayın organlarımızın da desteğiyle... Kes! Anlamıyorsunuz galiba. Masal zamanı geçti artık. İcraat. İcraat.
Dilan'ı bulun bana. Teşkilat bir bütün. Bunu unutma Doğan. Zincirin bir halkasının eksik olması... Biliyorum. Düzenin bozulması demek. Ama kararım kesin. Biraz kafa dinleyeceğim dedin. Ben de kabul ettim. Herkes ne zaman döneceğini soruyor. Ekibe kaburga kırılma hikayesini uydurmak zorunda kaldım Doğan. Daha önce ben bunu size bildirmiştim. Ben 6 ay önce istifa dilekçemi size sunduğumda bitmişti. O otel operasyonunu da... Sizin bendeki emeğinizin karşılığı olarak kabul ettim. Tüm bunları biliyorsunuz. Biliyorum. Bak Doğan, biz bu vatanın bekası uğruna hizmet verenlerin arasında önemli bir yer tutmaktayız. Hiç azımsanmayacak işlere imzamızı attık. Bize ihtiyaç duyulduğu sürece, nerede olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun, yine imzamızı atar, mührümüzü vururuz. Efendim, bize yollanan e-maile göre Afganistan'daki dost birlikleri üstüne bir saldırı düzenleneceği söyleniyor. Afganistan'da bulunan yerel teröristlerce dost birlikleri üstüne büyük bir saldırı planlanıyor, bilgilerinize. Tim, bu bilgiyi... Yerlerini tespit ettiğimizi anladıkları için takibe geçmemizi engellemeye yönelik bir hedef saptırma da olabilir. Hı hı. Tam olarak araştırılmadan, doğruluğundan emin olmadan harekete geçilmesin. Yine de üstlerimizi bilgilendirelim mi efendim? Henüz değil. İstihbarat doğrulanmadan kimseye bilgi verilmeyecek. Baş olsun efendim. Doğan, ordumuz olsun, emniyet teşkilatımız olsun, hepsi tek amaç uğruna mücadele ediyor. Onların ve bizim çabalarımızla şurada oturabiliyor, konuşabiliyoruz. Gerekirse bu uğurda canımızı bile veririz. Şehitlerimiz hep oldu. Şehitlerin arkasından ağlanmaz. Ancak ve ancak gurur duyulur. Artık kendini suçlamaktan vazgeç. O hangar operasyonunda kaybettiğimiz kardeş... Onlar benim yüzümden şehit düştüler. Daha dikkatli olmalıydım. Muhbire güvenmemeliydim. Allah bizimledir! Tufan!
Doğan, bunca zamandır kendini suçladığın yeter. O alayda hepimiz suçluyuz. Eğer kendimizi böyle salarsak ekmeklerine yağ süreriz. Şehitlerimizin kemikleri sızlamaz mı o zaman? İyi düşün. Yakında aramızda göreceğim seni, ona göre. Hassasiyetini kişisel duygusallıkta değil, vatanımızın çıkarları doğrultusunda göstermelisin. Ya git iste. Sonra veririz parasını da. İyice çulsuz kaldık ulan. Ne yapalım abi? Sonra da enselen değil mi salak? Semih. Git iste şu motoru. Git iste şu motoru da işe çıkalım. Ne olacak oğlum? Kaçmıyoruz ya. Parasını sonra veririz. Olmaz oğlum ya. Öncekileri çok ödedik de. Ne olmuş? Motoru almaya geldiğimde bu sefer söz öderim dediydim. Ne salaksın ya. Ya git ya. Kısmet ayağımıza geldi. Ne kadardır bu durumda? Yaklaşık yarım saattir. Bombayı devreye sokalım mı? Yok bekle. Öner, ara şunu hemen. Alo efendim. Neredesin? Abi, arabam arızalandı. Bir problem. Tamam Ali, tamam. Tamam. Arabası arızalanmış. Başka bir problem yokmuş. İçimde bir huzursuzluk var. Abi, sileyim mi camları? Hayır, istemiyorum. Çekil ya. O zaman yardım edeyim abi. Ya defol, istemiyorum. Hadi be abi. Hayır. Hayır. Ne olacak abi? Sileyim be abicim. Anlamıyormuş. Çekil. Para versin ama abi. Ya git dedim. Yardım edeyim o zaman abi. Hayır. Kaçmayın. Al diyorum. Misafirimiz var. Hoş geldin Doğan abi. İçerideyiz. Dur.
Sizden korkulur beyler. Fuat'ın yeni keşfi sağ olsun Doğan abi. Ve Desuat'ın programları sağ olsun. Yalnız benim size bir tavsiyem olacak. Seni dinliyoruz abi. Yerinizde olsam burayı terk ederdim. Zamanında ben sizi nasıl bulduysam ve yakaladıysam... Yakaladık demesek abi, ha? Nasıl olur? Biz istemesek bulamazdım be abi. Sonuçta sizin karşınıza çıktım. Eğer sizin vatan sevginizi anlamasaydım şu an içeride çürüyordunuz. Senle biz iyi bir ekip olduk ama değil mi abi? Gayri resmi de olsa. Doğan abi, teşkilata bizi de alsalar var ya... Sen bak o zaman neler olur neler. Beyler, işin içine girildiğinde gerçek farklı olur her zaman. Yok abi, neden farklı olsun ki? Hiç olmazsa korkusuzca çalışırdık. Bana kalırsa siz teşkilattan uzak durun. Yoksa siz de kontrol edecek bir ekip kurmak zorunda kalırız. Hadi ben kalkıyorum artık. He, az kaldı unutuyordum abi. Pazar günü bizim çocuklarla beraber motosiklet yarışı düzenliyoruz. Katılır mısın abi? Nerede düzenlenecek? Nerede olacak abi, her zamanki yerde. Abi, kazanana sıfır motor. Efendim, emrettiğiniz gibi İstanbul'daki ajanlarımız faaliyete geçtiler. Ne kadar oldu? Yaklaşık 40 dakika. Öner, cebi hala kapalı mı? Hı hı. Cep telefonunun sinyalini yakaladım. Neresi? Aynı bölge. Sanırım araçtan 300-400 metre uzaklıkta. Cep bilgisayarı? Buldum. Aynı bölge mi? Hayır. Beyoğlu tarafında ama hareket halinde. Abi kesin bir terslik var. İsmail, MOBESE kameralarının görüntülerine gir. Hı hı. Arabanın olduğu bölgede MOBESE kamerası yok. Peki cep bilgisayarının olduğu yerde MOBESE kameraları var mı? Şu anda ekrana geliyor. Bu adamları bulun. Anlaşıldı mı? Ömer, delilleri yok edin. Duydun.
Halit Mümtazi'nin kriminalden gelen raporları efendim. Kurşun 45'lik bir tabancadan çıkmış. Olay yerinde de silah rastlanmamış. Efendim, bunlar da arabadan elde edilen ipuçları. Patlama esnasında arabada bulunan eurolar büyük ölçüde yanmış. Geri kalan meblağ bile çok yüksek değerde. Efendim, ayrıca Interpol'e de bilgi verildi. Güzel. Bu olayla gizli örgüt hesapta olmayan bir yara aldı. Arabada örgüt hakkında dokümanter veya herhangi bir şey bulundu mu? Maalesef efendim. Sadece eurolar. Seri numaralarının incelenmesinde de kayda değer bir sonuç çıkmadı. Büyük ihtimalle piyasadan toplanılmış paralar. Bu örgüt içi hesaplaşmaya benzemiyor. Raşid'i öldüren veya öldürenler bilerek ya da bilmeyerek örgütün terör faaliyetlerine ve yaşamsal ölçüde mali kayıplarına sebep oldu. Daha önceleri de olduğu gibi gizli örgüt bu işin peşini bırakmayacaktır. Olayın failini ya da faillerini onlar da bulmak isteyeceklerdir. Bu da bizim işimizi daha kolaylaştıracaktır. Efendim, az önce elimize geçti. Kaynak malum, gizli yerden. Nedir bunlar Deniz? Emniyet kayıtlarına dayalı MOBESE bilgisayar verileri. Şurada altı çizili olan saatlerde MOBESE sistemine emniyet dışı bir giriş tespiti var. Evet. Tespit mi? Evet efendim, tespit. Bize bu bilgileri yollayanlar o kısmı çerçeve içinde işaretlemişler. Teşkilatımız her şeyi çözüp buluyor da bir şu kerataları bulamıyor. Kolay gelsin. Ha, sağ ol. Motoru almaya geldim. Motorun beyni çok hasar görmüş. Yedek parça bekliyoruz. Yarın takarız. Öğleden sonra gelir alırsın. Peki abi, teşekkür ederim. Abi, ben o zaman hemen parasını vereyim. Ne, söyle bakalım. Suat abinin sana ayarladığı kuryecilik işi nasıl gidiyor? Vallahi abi, hiç sorma orasını ya. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ne oldu? Abi, ben işten çıkarıldım. Neden oğlum? Ne zaman çıkarıldın? 2 ay kadar oldu. Yani anlayacağın, 2 aydır çalışmıyorum abi. Sebep neydi peki? Ne oldu? Boş ver abi. Uzun ve de karışık bir mesele. Peki, ama motorunu tamire getirdiğinde sen bana iş kazasında oldu dememiş miydin? Yalan söyledim. Hay Allah. Neyse. Motorun tamiri için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Hey Semih. Ha. Al hadi. Hayırdır abi? Al, uzatma. Ama abi... Uzatma dedim. İşin olunca verirsin borcunu. Okey mi? Sevildiğini bil. Ama bir daha yalan yok. Yok abi, söz. Hadi bakalım. Şimdi güle güle git. Ha abi. Buyur hediyem. Saçmalama. Nereden buldun? Kimin bu? Benim abi. Yani benim sayılır. Dün parkta bankın üstünde buldum. Benim işime yaramaz. Bilirsin, anlamam böyle şeylerden. İnanayım mı? Vallahi bak. Hem sana söz verdim ya yalan söylemeyeceğim diye. Lütfen kırma beni. Okey. Ama bir şartla. Sahibi falan denk gelirse gelip alacaksın bunu ben. Okey mi? Söz mü? Okey. Söz abi. Ha bak, bu akşam her zamanki yerde motor yarışları var. İzlemek istersen gelirim. Kaçırma. Gelirim abi. Hadi eyvallah. Güle güle.
Hadi. Ne olur bırakın beni. Ne olur Allah aşkına, ne olur. Ne olur Allah aşkına bırakın beni. Ne olur. Ne olur. Uslu durmazsan canını çok fena yakarım. Anladın mı? Ne olur. Ne olur. Ne olur Allah aşkına, Allah aşkına bırakın. Ne olur bırakın beni. Ne olur. Açın. Korkma. Sakin ol. Neresi burası? Neredeyiz? Biz de bilmiyoruz. Sanırım 6 gün oldu ben buraya kapatılalı. Geldiğimde kızlar da buradaydı. Kim bunlar? Ne istiyorlar bizden? Biz de bilmiyoruz. Buradan kurtulmalıyız. Açın şu kapıyı lanet olasıcalar. Açın kapıyı, açın, açın. Açın. Boşuna uğraşma. Çok denedik. Yemek ve su verdikleri zamanlardan başka açmazlar kapıyı. Tamam. Anladım. Geldiklerinde hazır olacak. 4 tane oldu. Siz merak etmeyin. O güne kadar diğerleri de tamam olur. Görüşürüz. Oo, bayağı çizmiş seni. Kızım kedi gibi tırnakları vardı ya. Hadi elini çabuk tut. Gideceğiz şimdi. Nereye? Daha yeni geldik. Karşı taraf buluşmayı öne çekmiş. Daha fazla kız lazım. Eksik çok. Elimizi çabuk tutmalıyız. Beni çağırmışsınız efendim. Evet. Kemal'e söyle. Hanım ağaya gidecek. Oradan bir paket alıp buraya getirecek. Tamam efendim. Ahmet'e söyle. Bizi dönene kadar burada beklesin. Arada aşağıdaki kızları da kontrol etmeyi unutmasın. Bana bak. Kendilerine zarar verecek bir şey isterlerse onları dinlemesin. Aksi bir durum falan olursa da Metin'i ya da beni cepten ara. Tamam efendim. Yürüsene be adam. Bu yüzden nasıl kız davranır? Ne diyeceğim kızlara? Düşündüğü şeye bak. Uydurursun bir hikaye. Kedi falan tırmaladı dersin. Yalan da değil hani. Kim bu Semih? Ya bizim buraların çocuğu abi. Güya bir bankın üstünde unutmuşlar. O da bulmuş. Bu bir bankta unutulacak şey değil Fuat. Anlaşılıyor abi. Zaten duruma uyanınca hemen seni çağırdık. Dur. Dur dur şunu Fuat. Geri al. Dur. Halit. Halit Mümtazi. Abi bu haberlerdeki herif. Bu birkaç gün önce öldürülen adam değil mi abi? Ta kendisi. Gizli örgütün kuryesi. Uluslararası aranan biriydi. Alo. Abi benim.
şimdi geçtiler. Sana. Kime verdin bilgisayarı? Konuş. Konuş! Ben seni konuşturmasını istiyorum. Konuş diyorum sana. Alo. Aleyküm selam. Anlaşıldı. Tamam kardeşim. Konuş. Tamam. Konuş be! Ne? Nedir? Sinyal alamıyorlarmış hala. Bana bak ulan. Bana bak. Nerede ulan bu? Ha? Son kez uyarıyorum. Konuş oğlum. Nerede? Nerede? Konuşsan iyi edersin. Yoksa şu iki it gibi geberip gideceksin. Gel verdin bilgisayarı. Konuş! Alın. Hayırdır abi? Al uzatma. Ama abi. Uzatma dedim. İşin olunca verirsin borcu. Okey mi? Sevildiğini bil. Ama bir daha yalan yok. Yok abi söz. Abi, buyur hediyem. Saçmalama. Nereden buldun? Kimin bu? Benim abi. Yani benim sayılır. Dün parkta bankın üstünde buldum. Benim işime yaramaz. Bilirsin anlamam böyle şeylerden. İnanayım mı? Vallahi bak. Hem sana söz verdim ya yalan söylemeyeceğim diye. Lütfen kırma beni. Okey. Konuş oğlum. Bizde hediye kiralanmaz. Ne diyorsun lan sen ha? Konuş lan. Ne hediyesi? Ne diyorsun sen? Abi bırak alemi. Bu köpek bilgisayarı birine hediye verdi. Bariz belli oldu. Biz bu köpeği sinyal sayesinde bulmadık mı? Evet doğru. Bu motoruyla geldi. Ve biz onu paketledik. Bilgisayar üzerinden çıkmadı. Ya çabuk konuş Öner. Nereye bağlamaya çalışıyorsun? Büyük ihtimal motorunu aldığı adama hediye etmiştir bilgisayarı. Konuşmayacak bu it. Vaktimizi boşa harcıyoruz. Haklısın. Yarın o motorcuyu bir yoklayacaksın. Birkaç adamı keşfe yollayacağız şimdi. Bu gece de emin olmak için sen gideceksin. Sonra gerisini halledersin. Tamam abi. Bu kadar. Bu herif ne olacak peki? Günahlarından arındırın. Peki abi. Hadi. Tamam abi.
dostum. Eyvallah. Thank you.